Peygamber'e iman etmek mutlaka şarttır. Bazıları günümüzde bunu hafife alıyorlar. Onun için ayet meallerini bizzat okuyarak Allah peygamberlere imanı emrediyor. Bakara 98: Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır. Nisa suresi 136. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberlerine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman da sebat ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır. Bakara 177. ayet: İyilik, yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık, savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru yolda olanlar, doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır. Doğan 5. ayette, yani katımızdan verilen her emir, çünkü biz peygamberler göndermekteyiz. Enbiya suresi 7. ayet, biz senden önce de kendinden vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. İsra 15: Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. Bu ayetlerden de anlaşılıyor ki peygamberlere inanmak mutlaka şarttır. İnanmayan dinden çıkmış olur.